İndirmeyi buradan beceremedim. Şöyle yapıyorum. Cep telefonumla indirdim. Bu sefer cep telefonuma erişip bunun içerisinden download nerede? Download burada. Castle işte burada arkadaşlar. 22,6 megabaytı alıyorum. Komponent burası değildi. E-sürücüsünde belgeleri, mikro denetleyiciler, proxy. Hah, burasıydı. Yapıştırdım. Şimdi şu Berlin için, bu da Tokyo için. Yani bir sonraki versiyon. Bu arada bunu kurabilmeniz için Delphi'nin kapalı olması lazım. Excel'i olan ne kadar komponent yükleme programlarınız varsa öncelikle Delphi'yi kapatın. Açık olmasın. Ancak manuel olarak yükleyecekseniz o zaman Delphi'yi açın. Evet. Next diyorum. Yes diyorum. Next diyorum. Ha, bakın aynı yer yine geldi. Sadece bakın Tokyo'yu işaretlemişler. Berlin'e de destek veriyor. Üstelik. Ve hatta geçmiş bütün Delphi versiyonlara da destek veriyor. Next. Oradaki tıklamazsanız Delphi'nin içinde göremezsiniz. Bitti. Çalıştırıyorum şimdi Tokyo'mu ya da Berlin'i. Bakalım şurada gözükecek mi? Eklenti değil hocam onlar. Değil mi? Onlar komponent. Şimdi bir bakalım DOPC diye bir şey olması lazım. Aha işte burada. Şu. İşte arkadaşlar. Bütün OPC'lere erişen yazılım burada. Harika bir şey. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Nasıl başlayacaksınız? Hiç kendinizi o kadar kasmayın. İlk yapacağınız hareket C'de bu kasılın olduğu yere gidin. Burada. Bakın C sürücüsünde kasılın olduğu yer. Bunun içine girin. Bunun içine girin. Demoya girin. Burada adam alarm event ve direct access ile alakalı dehşet birçok örnek uygulama programı yapmışlar. Burada ben direct access'a girmek istiyorum. Burada ben en sevdiğim şey de şu write programı. Bunu kopyalıyorum. Burayı ellemeyin. Eğer elleyecekseniz şunu sağ tıklayın, bunun bir yedeğini alın demonun. Garanti orayı bozarsanız silersiniz. Tamam mı? Yani ben yaptığım için söylüyorum. Önlem olarak önce bunu bir yapın. O da yetmiyor. Oradaki projeyi kopyalayın. Sizin çalışma alanınıza götürün. Burası. Cap Server'ın içerisinde write örneğimiz var. Bu klasörü kopyala yapıştır demek Delphi'de çok güzel. Ama Visual Studio'da direkt bu şekilde taşıyamazsınız projeyi. O sıkıntılı. Ama Delphi'de öyle bir sorun yok. Klasör bitti. Hiç ekstradan sağda solda şurada burada bir şeye ihtiyaç duymaz. Hele framework'e hiç ihtiyaç duymaz. Şimdi komponentleri gördüğüme göre masa üstümden Delphi testten Cap Server'dan write örneğimi Simple Write'ı açıyorum. Burayı çok iyi analiz etmek lazım bir örnekte. Zaten burası artık şeyinde PLC kontrolünde son kısımlar aslında. Burada neredeyse bitecek. Evet, bakın. Adam ne yapmış? En önemli kısım burası arkadaşlar. Burayı çok dikkatlice izleyin. Hocam, izleyin. Item yerini hatırladınız mı? Ne yazacaktım ben oraya? Ha, omrundu değil mi? Hatta ben şundan şöyle bir şey yapayım ki tekrar üzerinde durmayalım şöyle. Eğer unuttuysanız hemence Cap Server'ı açın konfigürasyonu. Buradaki hazırladığınız yere gidin. İşte. Start ve stop.
Hiç uğraşmadan bunun text özelliğine girin. Büyük harfle omron.cc1.start. Bunu kopyalayın, aşağıya getirin, yapıştırın. Sonra bunun value'suna 1, bunun value'suna da 1. Daha sonra ne yapacağız biz bunu? 0 diye geri silip 0 yazacağız. Yine write diyeceğiz. Aşağıdaki şurası ne? Memo. Burası da read. Register'ların durumunu bize true false şeklinde söyleyecek. Neredeki söyleyecek? Quit client gibi bir şey yazıyoruz aslında. Hemen sağ tarafa da düşünsenize MySQL'in yumurtaklarını koyduğumuzu, onun sağına da Tiva'yı koyduğumuzu, komportumuzu düşünsenize. Ya yani işte kurs ne oldu? Android programlama ile USB virgül PLC kontrol gerçekleşiyor. Önümüzdeki haftada imaj processing'e takıldığınızda artık babamızın adı Hıdır diyeceğiz. Şimdi devam edelim. Bunu yaptık. Daha bu görüntüde. Bakın arkadaşlar, adam şu bir tane küçücük şeyle ne yapmış ya. Dehşet bir şey. Çift tıklıyorsunuz. Buraya çok dikkat edin. Dikkat edin. Önce server'dan seçiyorsunuz. 1. Select. Bu bilgisayara kurulu ne kadar OPC server'lar varsa otomatik olarak gelir. Bizimkisi hangisi? Cap server 6.1. Ha. Şey dedi ki, dünyada başka bir yerdeki şeyler varsa ha, buraya IP yazıyorsun. Oradaki cap server'lara bağlanıyorsun işte. Nereden? Delphi'den. Böyle işte. Uzaktaki OPC'lere de böyle bağlanıyorsun. Ben bunu seçtim. Okey. Bitti. Şurada gözüküyor zaten neyi seçtiğim. Bu solda iki tane monitör resmi var. Bunu tıklıyorsunuz. Şu anda pasif bir renkte. Mavileşti. Bu ne demek? Aşağıya bakıyorum. Üzerine beklediğinizde kaç tane client'ın bağlandığını bize söylüyor orada. Kaç bilgisayarın bağlandığını da cap server orada otomatik çıkarıyor. Şu anda ne kaç gösteriyor client? 1. Tekrar tıklıyorum. Tekrar buraya gidiyorum. Hala 1. Ha, client data client aşağıdaki değil mi? Ha. Güzel. Tekrar buraya gidiyorum. Ha, şimdi 2 oldu. Ha, birisi konfigürasyonu daha çıkmış şu anda. Gerçekten de öyle. Burası bağlı olduğu için. Evet. Devam ediyoruz. Ha, hatırlarsanız bir gruplamadan bahsetmiştim size. Şurası presleme grubu, şurası işte delme grubu, neyse işte. Onu burada da veriyoruz. Muhakkak bir grup oluşturmak zorundasınız. Burada grup yok. Sağ tıkla, grup ekle. Ben okul kelimesini kullanıyorum. Kaç milisaniyede haberleşsin PLC ile? Refresh time. Yok 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 yok. Tazeleme süresi. Unicuery bir nokta refresh vardı ya timer'da. Ne yaptıydık o timer'da? 1000. Bu da 1000 demiş. Ben de 1000 diyorum. Okey. Arkadaşlar grup oluştu. Bu grubu unutmayın. Şimdi kodda bu bize çok lazım olacak. Okul. Adı okul. Sakın kendi isminizi hoca okul dedi ben şunu bunu veririm demeyin. En azından şimdi demeyin. Sonra evinizde istediğiniz ismi verin. Ama burada bu isimleri verin, kullanın. Benim vermiş olduğum değişken ya da isimlendirme şeylerimi kullanın. Daha sonra istediğinizi yapın. Niye? Hocam bu çalışmadı. Bir bakıyorum okul yerine bir şey yazmış. Ya ben bu sefer ben anlamıyorum. Hani bunu ne demek istedi bu? Ancak aynı literatürde birleşirsek o zaman o
ortak bir mantık ortaya çıkıp anlaşma gerçekleşiyor. Bakın adam buraya tax dememiş artık. Items demiş. Yine sağa tıklıyoruz. Ne kadar kolay. Add item, add tag gibi şeyin aynısını yapıyoruz. Cap server'daki gibi. Tıkla. Bizimki neydi? Bak adama bak ya. Direkt buraya geldi hepsi de. Bizimki Omron'du. Önce. Çift tıkla. CC1. Çift tıkla. Start stop. Süper ya. Ha. Şeydeki, PLC'deki yardımcı kontakların ya da rölelerin tamamını buraya girmek zorunda değilsiniz. İşinize yarayanları ya da adamlar bunu nasıl yapıyor onu da söyleyeyim. Adam 2-3 tane program yazıyor. Birisine belli bir bölgeyi veriyor, o takları çekiyor, sen bunu kullanacaksın. Yerine bir başka takları veriyor, sen bunu kullanacaksın. Master olan hepsini birden seçiyor. Start, okay, tekrar tıkla, add item, stop, bitti. Buradan çarpıyla çıkıyorsunuz arkadaşlar. Ya yok böyle bir şey ya. Ve bu kadar kolay. Şimdi şunun bir kere tıkladıktan sonra olayına bakıyoruz. On data change. Ha, bu ne demek? Şu kontaklardan ya da sistem çalışırken mesela hocam ne yaptı? Yuvarlak bir malzemeye koydu. Sensörün önüne gelince konveyör durdu. Konveyörün durması demek data change'in tetiklenmesi demek aslında. Arka planda bu oluyor. Çift tıklayarak içine girelim. Kodları neymiş? Bakıyoruz. Bunu ben size yavaş yavaş bir mana vermeye çalışayım. Şu bir değişken tanımlamış. I, integer tipinde tam sayı. Sıfırdan item list. Bakın item list'i buradan alıyor arkadaşlar. Item list demek ben bir önceki yaptığım uygulamada kaç tane tak getirdim? Kaç tane getirdim? 2 tane. Kaç tane getirdim? 8 tane. 10 tane. Ha. Onun döngüsü buradan giriliyor. Buradan yakalıyorsunuz. Hangi tag'i kullanmak istediğinizi ya da hangi tag'dan ne çıkacağını. Şurası ID'si otomatik geliyor. Start stop kelimesini buradan yakalıyor. Şu da onun değeri. Current value. Quick client'ı hatırlayın. Oradaki value değerini buradan yakalıyor. Hangi değişkene ait? Şu. Bu değişken adını yakalıyorsun. Orada da o değişkenin içerdiği bilgiyi yakalıyorsun. Hücre. Excel'deki hücre bilgisi aslında. Zaten Excel'de böyle çalışıyor. Ama biz bunu yazılımdan erişiyoruz ve bu bizi ne yapıyor? Çok daha özgür bırakıyor. Ve sen bu bilgiyi tag'ın ismini ve değerini de alıp MySQL veri tabanına gönderdiğinde bulutta ondan sonra ne oluyor? Ya işte adamlar ne yapmışlar? Bu kısmı almışlar. Değişkenleri tanımlamışlar. Buluta direkt gönderiyorlar. Aradaki kısımları iptal etmişler. Ama biz yapabiliriz. Evet. Bu şekilde read gerçekleşiyor. Read. Write değil. Read gerçekleşiyor. Şimdi write'a bakalım. Write'da arkadaşlar şöyle bir ne yapmış adam? Bir fonksiyon. Bir metot yazmış. Write opc item diye bir şey yazmış. Bunu kontrole basıp bunu tıkladığınızda direkt o fonksiyona gidersiniz. Fonksiyon ne alıyor? Bir, server'ın adını alıyor. Güzel. Sonra grubun adını alıyor. Güzel. Sonra tag'ın adını alıyor. Güzel. Sonra o tag'a hangi değeri sokacak onu alıyor. Bitti. Harika bir fonksiyon yazmışlar. Biz şu fonksiyonu yazamayız arkadaşlar. Onu o yüzden hiç kendinizi kasıp masıp etmeyin. Direkt bunu kullanın. Ancak şunu yazabiliriz. Burayı değiştirebiliriz. Niye? Ben fonksiyonumu öğrendim. Bak ne yapmış. DOPC server 1.
Ha, işte ben işte ne diyor o? Pikachu seni seçtim gibi. O pinsi sorur seni seçtim dedik. Hatırlayın select'le. O anda bu seçildi ve şuna gömüldü o bilgiler. Ve bunun neyimini, aha burada. Neyimini buraya parametre olarak girmiş. Bir. İkincisi neydi? Hatırlayın. Bak burada örnekleri gözüküyor parametreleri. Grup neyim? İkincisi bu. Neydi bizim grubumuzun adı? Hah. İşte arkadaşlarım burada bunu yazmıyor. Ya da başka bir şey vermiş oraya. Buraya okul yazıyor habire. Olmaz. Ha, oraya Ahmet yazdıysan buraya da Ahmet yaz. E bu sefer ben bakıyorum ya hocam çalışmalı diyorum. Hocam çalışmıyor. Halbuki burada o cümleyi kullanmıyor. Çalıştıramadım. Niye bunu kesinlikle söylüyorum? Ben yaptım oldu. Hani çoğu kimse bunu da şey diyor ama ben yaptım oldu yine olmuyor bu işler diye. Ha problem sende. Niye? Tekrar yapmamışım. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Şu anda bir sürü bilgi yükledik size. O yüzden bunu hazmetmenin yolu tekrardan geçer. Uygulamadan geçer. Ha olmuyorsa artık bilmiyorum. Olduracaksınız. Şimdi öteki neydi? Komut. Ha, Omron CC1 start. Aha, bunun adı ne? A write item'mış. Bunun adı ne? Text'in edit 1'miş. Buna edit 1 de deneyebilirsiniz. Veri tabanındaki parametre ya da komut nokta as string dediğinizde hani bakın hedefe göre gidiyorsunuz değil mi? Anladınız yani. Artık şu andan itibaren ışık gözüktü. Tünelin ucu gözüktü. Sonra ne diyor adam? Evalue. Ha, value'su ne? Şu. Evalue değeri. Bizdeki ne? Edit 2. Bitti. Bu kodun içinde bir şey yok. Şimdi bunu biz yazacağız. Nasıl yazacağız? Şuraya baka baka yazacağız. Şimdi bunu geliyorum. Den demiş. Buraya not demiş. Bu true olsaydı hiçbir mesaj çıkmayacaktı. PLC direkt tetiklenecek. Not'ını olursa fonksiyonun dönüş bilgisi boolean. True ya da false. Yani bu fonksiyon ya çalışır ya çalışmaz. Çalışırsa hiçbir tepki vermiyor. Gerçek dünyayı görüyorsun. Çalışmazsa cannot write item. Ne diyelim? Şöyle diyelim. PLC'ye PLC'ye yok ulaşıldı. Yazılamadı. Heh, şimdi write yapıyoruz. Dikkat edin. Read'i yaptık. Kolay. Write zor. Yani PLC'ye yazmak zor. Gerçekten öyle ha. Şu yaptığınız olay var ya. Çok kolay bir şey değil ha. Birçok teknik adamın hayal edip de erişmek isteyip yapmak isteyip de yapamadığı şey bu. Bu kadar bir satır. Ve çok büyük bir bilgi. Bak yeminle söylüyorum. Alırım. Yaptırmak isterseniz dışarıya. Çok yani. Evet. Bitti arkadaşlar yazılımımız. Grup oluşturulamadı. Bunlardan da karşılaşacaksınız. Niye böyle oldu? Devam ediyorum niye böyle olduğunu. Kapatıyorsunuz. Hiç devam etmeyin. Bunun onCreate olayı var arkadaşlar. Formun onCreate olayı. Ya da show olayı. Yani ilk başta bu işleri yapmalı. Hatırladınız mı? Bu adam ne yapmış? İlk başta bütün ayarları yaza yaza kendisi gitmiş. Ben ne yapacağım? Ben bunu istemiyorum. Zaten yaptım. Ben bunu istemiyorum. Zaten yaptım. Ben bunu istemiyorum. Zaten yaptım. Bana sadece bunu yap. Bu niye denk geldi bir şeyde? Kiva'da? Yes. Comport 1 connected true. Bu kadar. Yalnız bunun içinde şunu başlangıcını ne yapacaksınız? False yapacaksınız. Bunu kaçırıyorlar. Kiva'da da öyle değil miydi hatırlayın? Comport'un default değeri neydi? False. Unique connection'ın MySQL'ın değeri neydi? False'tu. Ancak şaltere basınca ne oldu? Hepsi açıldı.
O şalterin altına şimdi bunu da ekleyeceğiz şimdi üçüncü olarak. MySQL açtı, Comport'u açtı, şimdi PSI'yi açacak. Evet, tekrar kaydet derle. Bak şimdi hata çıkmadı ve arkadaşlar ilk okuma gerçekleşti. Stop'un, Start'ın default değeri şu anda sıfırmış. False'muş. Şimdi Start'a basıyorum. Şuna bak ya. Start'a 0 gönderelim. Start'a 0 gitsin. Çünkü şurası açılsın şu an. Ha. O zaman bunu arka planda bu işi tetikletebiliriz iki kere. Çalışmaya devam ediyor. Bak yazılımı kapattın. Çalışmaya devam ediyor. Bizim kivamız da bu işi yapar. Kapattın her şey o çalışmaya devam eder. Aynısı içinde mikro denetleyici. Aynı işi yapıyor. Şimdi şunun içerisine ben şöyle bir şey demeliyim. Kopyala, yapıştır, aynısından, tamam mı? Şuradaki value'yu devre dışı bırakıyorum. Hatta silinmemesi için şundan bir yedek alıyorum şöyle. Sonra buraya geliyorum. Şuraya ne diyeceğim? Hatırlayın parametredeki gibi. Hatırlanırız mı? Yalnız araya ızıcık bir şey bekletelim. Gönderme süresi. Bir 500 saniyelik bir bekletme verelim. 500 saniye. Şimdi şurayı ekranı izleyin. Şu bir takılı kalmış mesela. Çalıştırayım ben tekrar. Durdu. Şimdi durmadı tabii. Ama bak true false start ne oldu? Dikkat edin şuraya bakın. Olaya bakın. Şimdi olaya bakın. Yukarıda da. Şurada da bakın. 50.0. 50.0'a bir bakın. Sadece ben write gönderiyorum. 50.0 ne oluyor bu? 500 bin saniye. Gitti. Şunu yaptı aslında bu. O mühürleme yaptı. O mühürleme. Start bastık. Çektik. Şimdi stop'a da aynı işi yapacağız. Uzun süre butona basmayız. Basar çekeriz. Şimdi arkadaşlar bunun için şuradaki iki satırı olduğu gibi kopyalayın. Writing içerisine getirin. Yapıştırın. Yalnız şuraya ne diyeceksiniz? Edit 1 diyeceksiniz değil mi? O edit 1'i şuraya da diyeceğiz. Öteki ötekisinin de. Bu bunun. Niye edit 1 şey? Edit 2. Yok edit 1. Şunun adı, şu komut yani. Ha! Parantez aç, bu komutu direkt içine de yazabilirsiniz. Excel içine gömebilirsiniz. Biz değişken dışarıda olsun diye böyle yaptık. Ama bir müddet sonra bu tekniği de istemeyeceğiz. Veri tabanından çekeceğiz. Artık bu satırımız bizim unik olmak zorunda. Bu çok önemli bir şey. Unik olmak zorunda. Eğer böyle yapmazsanız aynı komut Siemens'te de denk gelebilir. Orada da adam start kelimesini kullanır. Tamam. Arkasındaki şey modbus adresi farklı ama adam tutar orada start der. Ha, bu sefer öndeki kelimeler önüm arz ediyor işte. Siemens ama. Siemens de başlıyor. O zaman unique olur artık. Benzersiz bir komut olur. Benzersiz bir komut üretmeye bakın. Tekrar durdurdum. Çalıştırdım. Ders bitti arkadaşlar.